Gelecekle ilgili siyasi kariyer planlamanızda ne var? Başarılı bir belediye başkanlığı ve artıları eksilerden çok olan bir belediye başkanlığı ve aziz hemşerilerimizden Allah razı olsun bu memlekete, bu millete, bu şehre hizmet etti dedirtebilmek. Ali Bey, bu konuda her konuda olduğu gibi çok şeffaf ve samimi olarak söylüyorum. Ben hiçbir zaman bir sonraki dönemin hesabını yaparak siyaset yapmadım. 2011'de milletvekili seçildim. Tek hedefim şuydu: başarılı bir milletvekili profili ortaya koymak. İşini iyi yapmak. İşimi iyi yapacağım. 4 yıl sonra, 5 yıl sonraki değerlendirmede tekrar değerlendirilirsem, iyi çalıştım, iyi iş yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımız, partimiz takdir etti. Bir dönem daha milletvekili oldum. Yok listede değilim. Ben bana verilen emanete layıkıyla sahip çıktım. Emaneti taşıdım. Milletime teşekkür edip bıraktım. Bugün de çok net olarak söylüyorum. Siyasi hayatımın tamamında olduğu gibi bugün de hiçbir zaman asla ve asla bir sonraki seçimi hedef alarak, bir sonraki seçimde aday olarak milletvekilliği veya belediye başkanlığı yapmadım. Bir Sivas Belediye Başkanı olarak tek bir hedefim var. Bu şehri aziz hemşehrilerimiz bize emanet etti. Şehrin 65 mahallesinde, her bir sokağında, her sorununda, biraz önce siz de söylediniz, belediyecilik doğumdan ölümüne kadar bir alan. Bu konudaki her konuda biz görevimizi layıkıyla yerine getirir, emanete sahip çıkar, kubbede hoş bir seda bırakır. Allah razı olsun, hayırlı işlere motor oldu, kötü işleri engelledi dedirtebilir. Bu şehirde yaşayan insanların gönlünde iz bırakabilirsek, benim siyasi kariyerimde hedefim de budur. Hiçbir zaman 2023 veya uzun da ikinci dönem, üçüncü dönem diye bir siyasi hedef ortaya koymadım. Siyasette bu tip hedef ortaya koyanlar da hiçbir zaman başarılı olamamıştır. İnsanların gönlüne gireceğiz, insanlara hizmet edeceğiz, insanların duasını alacağız. Biz seferden mesulüz. Zaferi Rabbim nasip eder.